Şu anda görmüş olduğumuz kaya mesela Roma döneminden kalmadır. Şu kitap eden burada soylu bir aile Primigenus soylu bir aile Primigenus'a ve ailesine ait bir o döneme göre anıt mezar olduğunu göstermektedir. Roma dönemine ait erken Hristiyanlık dönemidir aynı zamanda. 4-6. yüzyılları işaret etmekte. Şurada gördüğümüz 5 satır yazı da aile fertlerinden diğerlerine ait olan mezar yeri kitabesidir. Dikkat edersek o döneme ait orijinal kırmızı boyalar hala görülebilmektedir. Yöremizde kaya mezarları, hipojeler o döneme ait oldukça yaygındır. Bu dünyada Romanya ve İznik'te son derece fazla olan yapıtlardır. Bunun dışındaki bölgelerde bunlara pek rastlanmaz. Bu tür mezar odaları Hristiyanlığın eski dönemlerinde Hristiyanlığı kabul etmiş halklar tabi takibata uğruyordu. Paganistler tarafından. Böylece gerek ibadetlerini gerekse mezarlarını gözlenerek pek belli olmayan, görünmeyen yerlere yapmaktaydılar. Bu katakomb diyebileceğimiz yapı, devasa yapı daha doğrusu bu dönemlere kalmaktadır. Mezarlar o dönemde tabii soylu ailelerin, zengin ailelerin yapabilecekleri, yani günümüzde düşünürseniz günümüz Osmanlı döneminin türbeleri gibi aile kabristanları adeta. Sıradan halk tabii ki yer basit kırda, bayırda, kaya mezarlarına, basit mezarlara gömülüyordu. Ama soylu aile, zengin aile böyle büyük masraflara girerek, yani günümüzde türbe ya da Selçuklar dönemindeki kümbet tabiriyle söyleyebileceğimiz o dönemin aile kabristanı güzel, korunaklı ve günümüze intikal etmiş son derece önemli, mutlaka korunması gerekir. Arkeolojik belgedir, tarihi belgedir. Primigenus ve ailesinin ait olan bir mezar odasında şu anda. Gerçekten devasa boyutlarda. İznik'te 60'lı yıllarda Espekli mevkiinde bulunmuş olan freskli hipoje, daha sonra İznik Abdülvahap Tepesi'nde de rastlanan freskli mezar odası kalıntıları ve buna keza başka başka kaya ve taş duvar örme, üstü yassı kiremitle kapalı mezar odaları ve bunlar tabii ki İznik ve az önce dediğim gibi Romanya bölgesinde sıkça görülür. Dünyada başka yerde bu örneklere pek rastlanmaz. Görüldüğü gibi evet. Dört dışarıda var. Dışarıda da var. Bu tarafta. Dökülmesi bu kapı altındadır, değil mi?